Herkese merhaba, ben Gizem ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün testin videolarında sıkça gördüğümüz krep pastayı yapmayı deneyeceğim. Böyle krepler arasına çırpılmış krema üst üste pasta. Bunu yapmayı deneyeceğim. Umarım başarılı olurum diye düşünüyorum. Çünkü bu aralar çok fazla test videosu izlemeye başladım ve sürekli böyle işte hani dev krep pasta, rainbow krep pasta falan krep pastalar yapıyorlar. Çok canım çekti. Ramazan'ın da şeyindendir zaten ve bir şeyleri gördükçe canınız çekiyor. Dolayısıyla krep pasta yapmayı deneyeceğim. Umarım başarılı oluruz. Krep pastamızı yapmaya başlayalım. Şimdi krep tarifine hem testten baktım hem normal Türk sitelerinden baktım. Testin tarifi çok geldi bana ve azaltmakta birazcık zorlandım. Dolayısıyla standart bir Türk sayfasından krep tarifi buldum. Tarifini aşağı yazarım. Hatta onu yarıya indirdim. Niyeyse bilmiyorum. Çok olacakmış gibime geldi. Bu pıstı yapacağım krebimi. Konuşamıyorum bu arada. Yaklaşık 14 gündür falan hastayım. Daha yeni yataktan kalkabildim. Çok kötüyüm bu arada. Tarife göre 1 su bardağı, gerçi ben onu yarıya indirdim. Yarım su bardağı süt, yarım su bardağı su diyordu. Ben hepsini bir bardakta birleştirdim. Bunu döküyorum. Bir yumurta vardı. Yumurtamı ekleyeceğim. Başka ne varmış? Bir su bardağından biraz daha az un diyor. Onu ekliyorum. Tuz getirmeyi unuttum. Yarım çay kaşığı tuz diyordu. Ben ondan biraz daha az, şöyle göz kararı atacağım. Şeker yoktu tarifte ama bence şeker olsun çünkü tatlı yapıyoruz. Azıcık kremi de tatlı olsun diye. Şöyle biraz da gördüğünüz gibi göz kararı. Bence bir yemek kaşığı, dolu dolu bir yemek kaşığı koydum. Şeker koydum. Şimdi bunu ıslatıyorum. Ben bunu ıslattım ama bence bu da çok az oldu. Bakayım bu şeyden kaç krep çıkacak, onu da söyleyeyim size. Ona göre tarifi double'layayım. Ben daha sonra belki biraz daha fazla krep yaparım, bilemedim. Şimdilik bunları pişirmeye geçiyorum. Bu arada tariflerde verilen şeyler, ölçüler hiç de çok değilmiş. Ben kendim çok olacağını düşünmüşüm. Gayet yeterliymiş. Benim yaptığım tarife göre şu an 5. krepi yapıyorum. Bir kreplik kadar bir hamur kaldı, karışım kaldı. Demek ki çoğaltmak gerekiyormuş. Yaklaşık 20 tane falan krep yapmayı planlıyordum. 5-6 tarifi 3 ile çarpmak gerekiyor gibi düşünün. Öyle düşünüyorum yani. Bu arada ben kremayı çırpmaya da geçtim. pardon. Bir tane kremayı koydum. Normalde iki tane koymam gerekiyor ama yine bana iki tane çok olacakmış gibi geldiği için önce tekini çırpıp bakacağım. Şimdi bunu katılaşana kadar çırpmaya başlıyorum. Şimdi burada bir öneri daha var. Ben yapmadım. Madem öyle, ona da değineyim. Normalde ölçme şeyleri var ya, böyle bardak gibi, kaşık gibi. Onlarla koyarsanız diyorlar, hepsi aynı ölçüde olacağı için, aynı kalınlıkta olacağı için kreplerinizin sıkıntı yaşamazsınız. Ama benim öyle bir şeyim yok. Dolayısıyla göz kararı yapıyorum. Bu arada son pankekimiz pişiyor. Bundan dibinden değil de bir buçukluk çıktı. Sanıyorum ki tarifi direkt 3 ile çarpıp yaparsanız 21, diyelim 2 tane çıkar, benim bu mahvettiklerimi de saymayacak olursak 22 krep çıkıyor. Bu 100 katlı krep şeklinde yapanlar var. 100 tane krep yapmak isterseniz çarpın, bölün, toplayın, çıkartın. Çok fazla krep yapmanız gerekecek. Bunları yapması bile bir asır sürdü gerçekten. Bir saattir mutfaktayım. Yıldım dostlar. Evet, aradan bir 3-4 saat daha geçti. Bu arada kremanın ikisi de kesilmişti, az önceki kremaların. Yeni krema aldık ve kıvamı göstereyim. Kıvamı normalde şöyle olması lazım. Hatta o testi yapmak ister miyim ki? Diyorlar ki çırpılmış krema yeterince iyi çırpılmışsa baş aşağı çevirdiğinizde dökülmez. Başınızın üstüne ters çevirebilirsiniz. Ben başım üstüne çevirmeyi göze alamadım ama kremayı ters çevirince duruyor.
Şimdi artık üf, çok kötü çıkıyor burada da. Işık az olduğu için pıtı pıtı çıkıyorum. Neyse. Şimdi artık krep kekleriyle bunu birleştirme vakti geldi sonunda. Şimdi normalde bunu pastacı spatulaları falan oluyor ama yok, ben de böyle bir spatula ile süreceğim. Şöyle diyorlar. Bu arada şunun şekli güzelmiş. Şekli güzel bir tanesini üste saklayın ki. Bununki daha güzelmiş ama. Şunu üste saklıyorum. Hepsini aynı ölçüde koyun ki işte araları da düzgün olsun diyorlar. Ben yapmaya başladım. Şimdi hepsine bir kaşık koysam yeter diye düşünüyorum. Bundan 20 kaşık çıkmaz gibi zaten ama. Bu arada bir paket krema tam olarak 21 pankeke birden yetmeyecek gibi ama şöyle bakarsanız yüksekliği bana zaten iyi gibi gözüktü. Şu an matematik hesaplaması yapacağım. Pankek koydum. Pankek ne ya? 14 krep koydum. Buradaki 14. krep. Bakıyor. 2 tane, yani bunu yapar 15 kreplik çıkıyor. Bir kutu krema 15 krepi şey yapıyor. Arasına yetiyor diyebiliriz. Ama fark etmez. Biz o zaten 5 krepi annem sahurda yer bile. Dolayısıyla çok büyük problem olacağını zannetmiyorum. Geriye kalanın büyüklüğü de yeterli gibi duruyor benim için. Bu arada ben kaşığa geçtim. Kaşıkla çok daha rahat yayıldığını fark ettim. Hiç spatula ile falan da uğraşmaya gerek yokmuş. Köstebek pasta gibi yuvarlanmaması için kenarlarına böyle hani ortası kadar eşit düzgün bir şekilde krema sürmek lazım. Yoksa böyle flüp diye aşağı inebiliyor. Ben ona biraz dikkat etmeye çalıştım ama yine de böyle tam dümdüz olmadı. Çünkü kaşıkla sürüyorum. Hani eğer düzgün bir spatula ile sürülecek olursa o zaman çok daha sağlıklı katlar çıkacağını düşünüyorum. Şunu da koyayım. En sonunda en üst katını koyacağım. En üst katında koydum. Benim pastamın iç kısmı bu büyüklükte, bu şekilde oldu. Şimdi bunu buzdolabında bekleteceğim. Bunun içten katılaşması önemli. Etrafını düzeltirken o sırada çikolatalı ganajını hazırlamaya çalışıyorum üstü için. Şimdi ganaj kısmı için söylenilen şey de şu. Çikolatayı mikrodalgaya güvenli bir kaba koyup mikrodalgada işte eritin. Ondan sonra da krema ile karıştırın. Ben 180 bitter bir çikolata aldım. Şimdi bunu kaplara böldüm. Mikrodalgaya koyacağım. Mikrodalgada tarçınım da burada uyuyorken mikrodalgada birazcık eriyecek. Ondan sonra kremamı önce birazcık ısıtacağım tabii o sırada. Sonra çikolatamla karıştıracağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 8. Otuza kadar saydım. Şimdi bunları karıştırınca bu çikolatanın bunun içinde güzelce erimesi lazım. Evet, yaptığım bence bir hata. Çikolatayı biraz daha küçük parçalara bölün. Karelerine bölünce hepsi o kadar çabuk bir şey olmadı. Karışmadı.
Ben bunu biraz daha soğuyana kadar karıştırıp ondan sonra dolaba koyacağım. Dolapta da bu biraz soğuyana kadar, katılaşana kadar bekledikten sonra pastanın üzerine dökeceğim. Benim kremam birazcık soğudu. Şöyle bir katılıkta. Normalde bunun daha da katı olması lazım ama artık bekleyecek sabrımız kalmadı. Akşam oldu. Herkes tatlı yemek istiyor. Bir de bunu yaparken şöyle bir şey yapmışlar genelde. Bunun üzerine bundan biraz daha küçük bir tabak koyup şu kenarlarını kesip düzeltmişler. Bizim evde bundan bir tık daha küçük tabak yokmuş. Denedim, bulamadım. Dolayısıyla kenarlarını düzeltmeden döküyorum artık. Bunu bunun üzerine sonra da yiyeceğiz çünkü. Yeter. Tabii ki çok sıvı olduğu için hiç üzerinde durmayacak, her yere akacak. Sorun değil. Kenarlarına kesinlikle getirememişim bu arada. Kenarlarını şey yapmadım ama. Şöyle yapsak olmuyormuş. O zaman son şekil bu. Bu şekilde olacak. Artan çikolatayı da kenarına koyup yeriz. Benim kekim bu kadar. Tam olarak bel aldı. Denerseniz eğer, yaptığım hataları göz önünde bulundurun. Kremasının biraz daha katılaşmasını bekleyip kenarlarını keserseniz üstünü tamamıyla kaplayacağını düşünüyorum. Benden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Olmuş mu ki? Yerken de bir şey yapayım. Başaramadım. Güzel olmuş. Ama sadece şeyin şekeri, çikolatanın şekeriyle içine koyduğum şekeri, yani çok tatlı bir tatlı olmamış. Daha tatlı isteyenler kremini biraz daha şekerli yapabilir. Kremanın içine çırparken şeker koyabilir. Ama bu çok tatlı tatlı olmayan, az tatlı güzel bir tatlı.